Uludağ OSB Uluşehir'in vizyonunu sunar. İyi akşamlar. Ulu Şehrin Vizyonu programı başladı. Bu akşamki konuğumuz Ali Yılmaz. Ali Yılmaz, AK Parti Osman Gazi Belediye Başkan aday adayı. Ali Yılmaz'ın AK Parti kadrolarında etkin görevleri geçmişte oldu. İsterseniz Ali Yılmaz kimdir? AK Parti'de hangi kademelerde görev aldı? Bunu sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Ali Yılmaz kimdir? Ali Yılmaz 1969 doğumlu. Bursa'da doğdum. Alacırka, Osman Gazi doğumluyum. Aslen Orhaneliyim. İlk ve orta tahsilimi Orhaneli'de tamamladıktan sonra lise için Endüstri Meslek Lisesi Tophane'de makine bölümünü kazandık ve buraya geldik. Liseyi de burada tamamladıktan sonra üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği bölümünü lisans olarak kazanmıştık. Daha sonra da yüksek lisansımı da yine aynı üniversitede işletme mühendisliği bölümünde tamamladım. Doktoraya da yine aynı üniversitenin endüstri mühendisliği bölümünde başladık ama o zamanki evlilik ve iş hayatımız gereği devam ettirip bitiremedik. Kısa bir üniversitede görevimiz oldu. Daha sonra da iş hayatına atılmış olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 94 yılında Cumhurbaşkanımız Refah Partisi'ndeyken kazandığında biz de belediyeye geçiş yaptık. 10 yıl kadar belediyede değişik departmanlarda yöneticilik yaptık. Daha sonra da kendi şirketimizi kurduk, ayrıldık ve yaklaşık 12-13 yıldır, 14 yıldır da kendi şirketimizin başında emanetçi olarak devam ediyoruz. Bursa'ya geri döndük. Bursa'ya geri döndük, evet. Tabii siyaset olarak da biraz kendimizden bahsedelim. Çok küçük yaşlarda siyasete başladık. Aslında 16 yaşında, 15-16 yaşlarında diyelim gençlik hareketinde tanışmış olduk. Daha sonra tabii üniversite yıllarımız başladığında da Milli Gençlik Vakfı'nda üniversite başkanlığı görevleri yaptık. Orada değişik sivil toplum örgütlerinde ve derneklerde, üniversitede kurucularında yer aldık, kurduk, görev aldık. Daha sonra Refah Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptık İstanbul'da. Sonra ana kademede, Kağıthane'de ilçe başkan yardımcılığı görevlerimiz oldu. Refah Partisi kapatılıp Fazilet Partisi kurulurken de kurucularında Kartal ilçede görev aldık. Daha sonra dediğimiz gibi Bursa'ya göç etmek durumunda kalınca, memleketimize geri gelmek durumunda kalınca 20 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra burada AK Parti ile ve 2009'dan sonra il başkanlığında değişik departmanlarda işte yerel yönetimler birim başkanlığı, halkla ilişkiler birim başkanlığı ve Ar-Ge birimlerinde görev yaptık. 2014'te de yine Osman Gazi Belediye Başkan aday adayı olmuştuk. Sonra kısa bir süre sonra yapılan kongrede belediye başkan adayımız belirlendikten sonra Mustafa Başkan ve o seçimlerde ciddi bir şekilde yine il başkanlığında görev aldık. Bu seçimleri de başarıyla atlattık hamdolsun. Daha sonra da yapılan kongrede genel merkezimizin takdiri, il başkanlığımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin teveccühüyle Osman Gazi ilçe başkanı olarak 16 Kasım 2014'te göreve başlamış olduk. Kongremiz oldu. Ve 3 yıl bu görevi 3 yıl 4 ay gibi sürdürdükten sonra 2 ay sürdürdükten sonra Ocak ayı itibariyle 2018 Ocak ayı itibariyle görevi şu anki ilçe başkanımıza devretmiş olduk. Ufuk başkanımızla beraber de 3 yıl görev yapmıştık ilçemizde. Siyasi Kök İşler Birim Başkanımızdı. Şu anda da yine 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Osman Gazi'den aday adayı olarak karşınızdayız. Evet, siz iş yaşantısını belediyecilikle, evet, aslında Refah Partisi'nin aslında bugünkü başkanlık sistemine geçişin yaşandığı 27 Mart 2094 seçimleri sonrasında, evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'la belediyecilikle tanıştırdığı dönemde belediyecilikle tanışan, çalışan bir isim olarak milletvekili adayı hiç olmadınız. Partide, evet, il yönetiminde, ilçe başkanı, evet, olarak görev almanıza rağmen. Buradaki tercih gerekçeniz nedir? Yani ilk göz ağrım belediye olarak, evet, baktığınız için mi? Yoksa farklı bir gerekçe var mı? Yok, şöyle tabii ki onu da izah edeyim.
Yaklaşık Bursa'da geçirdiğimiz süre içerisinde 4 kez genel seçimler oldu. Yani milletvekili seçimleri oldu. Her defasında da birileri işte ya aday olacak mısınız dendiğinde biz hep yerelde kalmayı tercih ettik. Yine bu dönemde en son seçimlerde de ben tekrardan yereli denemek istiyorum dedim istişare ettiğimiz arkadaşlarımıza. Bunun sebebi şu tabii ki öncelikle ilk görev yerimiz üniversitede kısa bir görev yaptıktan sonra belediyeye geldiğimiz uzun bir süre görevde 10 yıl kadar değişik departmanlarda görev yaptık ve belediyeciliği gerçekten özümsedik öyle söyleyeyim ve belediyeciliği kaynağında öğrendik. Yani şu anda AK Parti'nin 17 yıllık iktidarına baktığımızda ciddi manada belediyecilikten gelen tecrübeler var. Ve biz de o tecrübelerin başlangıcında çok ciddi tecrübe sahibi olan büyüklerimizin yanında belediyeciliğe başlamış olduk. Ve bu birinci sebep. İkinci sebep de şu, ben daha çok böyle halkla ilişkileri seven biriyim. Halkın içerisinde olan biriyim. Ve halkı dinlemesini, halkın dertleriyle dertlenmesini seven biriyim. Yani eskiden beri sivil toplum örgütleriyle çok iç içe olan biri olduğum için de belediyeciliği daha çok benimsedim ve belediyede kalmayı, belediye başkanı adaya oyulmayı nasip olur da adaylık da olursa zaten inşallah bunu halkımızla beraber belediyeyi yönetirken göreceğiz. Niye belediyeciliği tercih ettiğimizi de o zaman fiili olarak da vatandaşlarımızla yaşamış olacağız. Osman Gazi'lendiğinde nüfus olarak Türkiye'nin 4. seçmen sayısı olarak Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi. Böyle dendiğinde bir anda talip olduğunuz yerin ne kadar sorumluluk gerektirdiğini düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz? Şöyle tabii ki her görev bir sorumluluk gerektirir. Büyük veya küçük fark etmez. Fakat ben konuşmamın başında da söyledim. Osman Gazi'de doğdum. Alacırka'da ve Osman Gazi'de büyüdüm. Daha sonraki okul hayatım da Osman Gazi'de geçti. İş hayatım da Osman Gazi ve Bursa'nın birçok ilçesinde geçti. İşle ilgili enerji konumunda çalışıyoruz. Özellikle doğalgaz konusunda. Hatta şunu da söyleyeyim. İlk Bursa'nın ikinci etap doğalgaz yatırımlarına başlandığında demiryolu altı diye tabir ettiğimiz kısımlara doğalgaz verilmeye başlandığında ki tarih 2003-2004 yılları. O zaman ben İstanbul'daydım ve buranın hemen hemen büyük bir kısmının projesini bizim şirketimiz yaptı ve o zaman ben de ekibin başında buraya gelmiştim. Çünkü iyi biliyordum buraları ve sokak sokak, cadde cadde o zaman gezmeye başlamıştık. Daha sonra buraya geldiğimizde de yine aynı konu üzerine çalıştığımız için gerçekten Osman Gazi'yi çok iyi bilen biriyim. Yani onun akabinde işte ilde de yerel yönetimler birim başkanlığı yaptığımızda, ilçe başkanlığı yaptığımız dönemde de Osman Gazi'mizde hangi problemler var? Neler yapılırsa vatandaşımızın lehine olacak veya vatandaşımızın taleplerini karşılayabileceğimiz hangi projeleri üreterek bunu gerçekleştirebileceğimizi gerçekten ekip arkadaşlarımla beraber iyi biliyoruz. Tabii ki büyük olan yerin problemleri de sıkıntıları da büyük olur. Bunu biliyoruz. Ondan önce şunu da söyleyeyim. Tabii sorduğunuz soruya ilintili olarak. İşte efendim ben aday olayım. Sabah bir kalktık. Ben ya Osman Gazi Belediye Başkanı adayı adayı olayım diye falan yola çıkmadık Mutlu Bey. Şöyle düşündük. 3 ay önce arkadaşlarımızla istişareler yaptık ve dedik ki evet biz Osman Gazi'ye aday olalım mı olmayalım mı? Her şeyi masaya yatırdık ve sonunda olmaya karar verdiğimiz gün itibariyle, aday adayı olmaya karar verdiğimiz gün itibariyle Osman Gazi'de yapabileceklerimiz neler? Osman Gazi'li vatandaşlarımızın talepleri neler? Bunların hepsini masaya yatırarak 8-9 arkadaşımızla beraber ve her biri alanında uzman arkadaşlarımızla beraber. Mesela örnek vereyim. Bizim o proje ekibimizde sanat tarihçisi var. Tarihçi var, sosyolog var. Ondan sonra inşaat mühendisi, mimar, plan, şehir plancı var. İşte ziraat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi. Niye? İşte enerjiyle ilgili de biliyorsunuz günümüz enerji. Enerji verimliliğiyle ilgili çalışmalarımız da var. O yüzden bu projeleri geniş düşündük. Niye tarihçi var? Çünkü Osman Gazi tarih kokan bir ilçemiz. Tarihsel dokuyu bozmadan da bazı projeleri üretmek lazım. Niye sosyolog var? İnsanlar da mesela bir kentsel dönüşüm yapacaksınız. Bununla ilgili komşuluk ilişkilerini, kültürel farklılıkları gözetmek gerekiyor. Bunları bozmadan bazı projeleri üretmek lazım. Daha doğrusu halkın bizden taleplerini teknik olarak harmanlayarak tekrar halkımıza sunmak için böyle bir ekiple 3 aydır çalışıyoruz ve yaklaşık 28... 3 ay derken bu şey gibi değil mi? Hani bir karikatüriste bir adam geliyor, işte bir resim çizdiriyor,
kaç lira? İşte yüksek bir meblağ istiyor. Diyor ki ya 5 dakikada çizdin. Diyor ki hayır 50 yıl 5 dakika. Yani, şimdi o mesela siz 3 aydır diyorsunuz ama bunun özünde 3 yıllık bir Osman Gazi ilçe başkanlığı kesinlikle. Ve ondan öncesinde il yönetiminde aktif olarak yer almalar da var. Kesinlikle. İkincisi gerekiyor. Ekibimizdeki arkadaşlarımızın birçoğu Osman Gazi'de yaşıyor. Osman Gazi'yi biliyor. Bir de ekipte İstanbul'da gerçekten bu konularda uzmanlaşmış, uluslararası projelerde çalışmış arkadaşlarımız var. Onlar buraya gelip bir hafta kalarak bizim bilgilerimizle, tecrübelerimizle o 3 yıllık veya 10 yıllık diyelim geriye dönük bilgilerimiz ve o bulgularımızı onlara sunarak projeleri de teknik yönden ele alarak ve biz o projelere baktığımızda Osman Gazi halkımızın beklentileriyle de uyumlu hale getirerek bir proje taslağı ortaya çıktı. Ha, tabii bunlar taslak halinde şimdi. Bunların hepsi ne olacak? Aday gösterildiğimiz günden itibaren halkımıza sorularak, halkımızla iç içe, halkımızın taleplerini tekrar alarak, tekrar onları uyumlu hale getirerek, tekrar halka götürerek karşılık bulan projelerimizi hayata geçirmek. Hedefimiz bu. Neden? Çünkü biz masa başında oturup proje yaparız. Biz teknik adamız mesela. Oturup çok güzel projeler üretebiliriz. Çok güzel çizimler yaparız. Ama bir götürürüz ki o mahalleye çizdiğimiz proje uygun olmayabilir. Oranın kültürüne uygun olmayabilir. Orada yaşayanlara uygun olmayabilir. Oranın beklentilerine karşılık vermeyebilir. Sizin için çok iyidir ama oradaki beklentileri karşılamaz. O nedenle projelerin heba olmaması adına ve yerindelik prensibiyle inşallah yerinde ve gerçekten vatandaşlarımızın istediği ve kendilerinin içine sindiği projeleri uygulamakla ilgili bir hedefimiz var. Sayın Başkan, Osman Gazi'nin 136 mahallesi var. Altını çizdik, Osman Gazi seçmen sayısı olarak Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi ve Osman Gazi Bursa adına en yoğun göç alan ilçe ve Bursa'daki tüm demografik dengelerin içinde bulunduğu ve tüm demografik dengelerin de tüm siyasi partilerde bir şekilde aktif olarak var olduğu, bunun üzerinden de belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları hatta muhtar adaylıklarına kadar bunu yansıttığı bir ilçe. Evet. Oldu ki başkan adayı olduğunuz netleşti. Bu belediye meclisine Ali Yılmaz döneminde nasıl yansır? Şöyle tabii ki hem Bursa'mız hem Osman Gazi'miz Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türkiye'nin birçok ilinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden göç alan bir ilimiz ve Osman Gazi'de ilçemiz. Ben buna çok güzel bir mozaik olarak bakıyorum. Çok güzel değişik çiçeklerin bir arada olduğu bir yer olarak bakıyorum. Ve bunları iyi değerlendirebilirsek bu çiçeklerin hepsinin ayrı ayrı özelliği olan, ayrı ayrı kokusu olan çiçeklerin bir araya getirildiğinde çok güzel bir aranjman olarak ortaya çıktığını gördüğümüzde ve insanlar onu böyle gıptayla bakacaklar. Biz de ona yapacağız. Mesela ben diyorum ki kentlilik bilinci oluşturacağız. Peki kentlilik bilincini nasıl oluşturacağız? Sivil toplum örgütleri var, hemşire dernekleri var. Derneklerimiz, vakıflarımız var. Bunların her birilerinin kültürünü bir yerlere taşıyacağız. Bir defa Bursalılık imajını oluşturacağız. Ama işte diyelim ki Diyarbakır'dan geldi, Muş'tan geldi, Erzurum'dan geldi ve işte ülkenin her yerinden gelen göçmenler, işte Bulgaristan'dan, işte Yunanistan'dan, Yugoslav göçmeni, bütün herkesin içerisinde olduğu, işte adını Arasta mı dersiniz, yerleşke mi dersiniz veya başka bir şey mi dersiniz ama çok büyük bir alan da onların kültürlerini sergileyebilecekleri ve Bursa ile özdeşleştirebilecekleri ve Bursalıların da onların kültürlerini görebilecekleri, yaşayabilecekleri bir mekana ihtiyaç var. Ve bu kentlilik bilincini oluşturmamız lazım. İki, bunu oluşturduktan sonra zaten mecliste de, tabii dediğinize katılıyorum. Şimdi mesela benim hanım göçmen, ben yerlisiyim. Bulgaristan göçmeniyim. Şimdi şöyle bir baktığımızda, çevremizde işte dediğim gibi değişik illerden göç alan bir yer. O nedenle mecliste mutlaka herkes kendini görebilecek, bunu bilmeli. Yani herkes kendi kültüründen, kendi yöresinden insanları orada görebilmeli. Öyle hatta, değil. Hatta ben şöyle görüyorum. Osman Gazi yanlış hatırlıyorum 8 tane belediye başkan yardımcılığı olan bir belediye şu 8, anda. 8-9 tane evet. Bunlardan yanlış hatırlamıyorsam ama yarı yarıya aşağı yukarı siyasi belediye başkan yardımcılığı. Daha yani, fazla evet. Burada sadece belediye meclisinde değil, belediyeye katkı koyma noktasında belediye başkan yardımcılıklarında bu temsili görmek mümkün olur mu? Kesinlikle olur. Şöyle bir şey, belediye başkan yardımcılıklarında ve meclis üyeliklerinde şuna dikkat edeceğiz. Hem AK Parti olarak buna dikkat edeceğiz. İşte il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız ve aday kim olursa olsun biz olursak biz dikkat edeceğiz. Bir defa
biliyorsunuz belediye meclislerinde mimar, şehir plancı, inşaat mühendisi, işte avukat, mali müşaviri falan teknik konularla ilgili, uzmanlık gerektiren konularla ilgili arkadaşlarımız olacağı gibi devam ediyorum. Esnaf arkadaşlarımızdan, ticari erbabı olan arkadaşlarımızdan, mahallede görev yapmış kanaat önderlerinden veyahut da siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımızdan da orada görmeniz mümkün olacak. Burada bunu yaparken tabii ki o yörelere de dikkat edilecek. Mutlaka işte seçtiğiniz bir mimar bir yörenin insanı olacak. İşte göçmen olabilir, Muşlu olabilir, yerli olabilir, bir başka ilden olabilir. Bunlar zaten kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Onu seçtiğiniz zaman da bir başkan yardımcısı tayin etmek istediğinizde tabii ki 5 tane başkan yardımcısını da aynı yöreden yaparsanız olmaz. Niye? İnsanlar bunu zaten hoş karşılamaz. Siyasette de bu böyle olmaz zaten. Baktığımızda geriye dönük şu anda mevcutta da işte diğer ilçe ve illerde de baktığımızda bu dikkate alınıyor ve alınması da gerekiyor. Çünkü niye? İnsanlar şuna bakacak. Oy veren vatandaşımız evet ya bizden birileri burada var diyecek. İşte meclis üyeleri niye o kadar 45 tane meclis üyesi var tahmin ediyorum aday olabilecek. Şu anda bizim meclis üyesi sayımız 29, başkanla beraber 30. Şimdi biz mutlaka buna dikkat etmek zorundayız. Niye? Çünkü seçmene gidip oy istediğimiz insanlar diyecekler ki ya bizden birileri var mı? Veya bize yakın bir yerden birileri var mı? Tabii her ilden bir arkadaş koyma şansımız yok. Neden? Çünkü 81 ilimiz var. 81 ili yapmak istesen de yapamazsın, 45 kişi var. Bunu askeri müşterek belki yöresel olarak bakmakta fayda görüyorum ben. Veya kendi işte sivil toplum örgütlerinden veya işte diğer derneklerden, hemşeri derneklerinden bir karma yapıyla inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da o yapı devam eder. Peki Sayın Başkan, Türkiye'nin altını çizerek söylüyorum. En büyük üçüncü seçmen sayısına sahip ilçesi, ilçenin adını taşıyan örneğin sportif anlamda futbol takımı yok. Oysa Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi DOSAP, Osman Gazi'nin sınırları içerisinde. Burada konuşurken hep teknik sorunlar, kentsel dönüşüm, kültürel yapıyı ele aldık ama spor konusunda Ali Yılmaz'ın Osman Gazi ile özdeşen bir noktada hayali nedir? Şimdi şöyle, tabii ki mutlaka bizim gençlere yönelik çok projelerimiz var. Yani dedim ya işte biz projeler ürettik. 28-30 tane projemiz var. Bunlardan 3 etapa ayırdık bunlar projelerimizi. Bir kısa vadeli projeler, orta vadeli projeler ve uzun vadeli projeler. Kısa vadeli projelerimiz içerisinde bunlar var. Mesela işte Osman Gazi Belediye'mizin bir voleybol takımı, bir basket takımı, bir futbol takımı veya bir diğer futbol spor dalları ile ilgili bir uluslararası arenada veyahut da Türkiye çapında yarışmalara girecek, müsabakalara girecek bir inşallah takımını özlüyoruz ve bunu hedefliyoruz. Öyle söyleyeyim. Şu anda belki içimizde ufak tefek işte güreşte veya başka alanlarda işte atletizm alanında falan olduğunu biliyorum Osman Gazi Belediye'mizin. Ama bunu daha da genişletmek lazım. Çünkü biliyorsunuz Osman Gazi Belediyesi olarak şu anda en büyük atletizm salonunu yapıyoruz. Genel Çevre Bakanlığımız, Spor Bakanlığımızla beraber inşallah bitmek üzere. Onun açılışı da yakında yapılır. Yani öyle bir tesisi Osman Gazi'mize şu anda AK Parti olarak, belediyemiz olarak kazandırıyoruz. Tabii o orada çok güzel inşallah çalışmalar olacaktır. Yani biz olsak da olmasak da olacaktır mutlaka. İşte gençlerimizle ilgili gençlik merkezleri ve gençlik kamplarının yapıldığı merkezlerde bu tür spor alanlarında mutlaka çalışmalarımız olacak. Çünkü Osman Gazi'yi biz şöyle bir sloganımız olacak. Sınırları açan Osman Gazi diyoruz. Biz sınırları sadece tek bir alanda aşmak istemiyoruz. Teknik olarak sadece yapacağımız çalışmalarla veya bazı projelerimizi işte ne bileyim biz şunu yaptık bunu yaptık demekten ziyade hepsiyle beraber komple hem teknik çalışmalarla hem sportif faaliyetlerle hem kültürel etkinliklerle inşallah Osman Gazi'mizi hem Bursa'mızda hem diğer Türkiye'nin tüm illerinde ve belki uluslararası arenada da sesini duyuracak projelerimiz olacak. Peki Sayın Başkan, özellikle Bursa Büyükşehir olduğunda Osman Gazi'ye saygı gösterme adına Ankara'nın ismi vermesi çok özel bir davranış. Evet. Ama bununla doğru orantılı olmayan bir denge. İşte Osman Gazi'nin babası için Söğüt'te devlet törenimiz var. Osman Gazi'nin babaannesi için Domaniş'te devlet töreni var. Dünyaya 6 asır hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu
ve Osman Gazi'de de meftun bulunan Osman Gazi için devlet töreni yok. Dönüyoruz geriye. Bu yıl Osman Gazi'nin doğumunun 760. yıl dönümü. Osman Gazi'nin doğumuyla ilgili Osman Gazi'de bir aktivite yok. Osman Gazi'nin devlet törenine dönüşmesi noktasında sizin Ankara'da ne gibi lobi çalışmalarınız olur? Böyle bir düşünceniz var mı? Şöyle, tabii ki Osman Gazi bizim için çok önemli. İsmini aldığı, yani ilçenin ismini aldığı. Bu tek başına belediyenin işi değil aslında. Değil. Bu çok daha kesinlikle değil. Özel bir durum. Çünkü biliyorsunuz Osman Gazi ile ilgili anma törenleri değişik illerde yapılıyor zaten. Türkiye'de yapılıyor ama bunu belki de adını taşıdığı ilçemizde yapmak adına hem Büyükşehir Belediye'mizle hem merkezi idareyle, yönetimle bunları konuşarak, belki Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bunları konuşarak Osman Gazi'de böyle bir çalışma yapmak gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Ama tek başımıza Osman Gazi İlçe Belediyesi olarak bunu yapacak değiliz dediğiniz gibi. Mutlaka Büyükşehir Belediye'mizi de, valiliğimizi de, işte kaymakamlığımız, valiliğimiz ve merkezi idareyi de alarak yanımıza istişareyle dediğinizi mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü biz her türlü çalışmamıza başlarken önce Emir Sultan'a gidiyoruz. Sonra geliyoruz Osman Gazi Türbesi'nde duamızı yapıyoruz. Sonra çalışmaya başlıyoruz. Hangi anmayı yaparsak yapalım, hangi etkinliği yaparsak yapalım. Ama dediğiniz gibi Osman Gazi'yi anmayla ilgili daha kapsamlı bir çalışmanın da daha kapsamlı olması adına daha böyle farklı şeylerinde, işte valiliğimizin ve genel hükümetimizin de içinde olacağı bir projeyi yapmak gerekiyor. Onu da başlatacak olan yine tabii ki Osman Gazi Belediyesi olmalı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Olay Gazetesi'nde Ahmet Emin Yılmaz da köşesine taşıdı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifiyle BTSO'nun, valiliğin de destek verdiği, Osmanlı Devleti'nin da kurulduğu bu topraklarda Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü. Evet. 2026 yılı için özel bir Bursa projesi, 2026 Bursa vizyonu ortaya koyma görüşü kabul gördü. Bunun içerisinde Osman Gazi'nin gerek meftun bulunduğu yer olması, gerekse tarihi eserler yönüyle Osmanlı'nın kalbinin attığı eserlerin, toprakların Osman Gazi sınırları içerisinde olması noktasında bu göreve talip bir isim olarak, Ali Yılmaz olarak 2026'da nasıl bir Osman Gazi, nasıl bir Bursa hayaliniz olur? Tabii ki şöyle, mutlaka bu 2006 Bursa vizyonunda Osman Gazi'nin çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Hangi arkadaş olursa olsun belediye başkanı olarak. Bunun için de gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Biz ne yapabiliriz? 2026 vizyonunda işte Osman Gazi nerede olacak? Bir defa şunu söyleyeyim. Osman Gazi'miz gerçekten hem tarihi dokusuyla hem kültürel dokusuyla çok farklı bir şehir. Biraz önce bahsettiğiniz işte 3. büyük ilçemiz, belki 4. büyük ilçemiz, işte 67 ilden daha büyük bir nüfusa sahip ilçemiz. Göç alan bir ilçemiz olduğu için ve gerçekten de ben Osman Gazi'de yaşamaktan, Osman Gazi'de doğup büyümekten zevk duyuyorum, onur duyuyorum. Çünkü insan böyle yaşadığı, doğduğu sokaklara gittiği zaman, mesela yıllar sonra ben Alacırka'da, Kayadibi sokakta doğdum. Geçenlerde gittim. Eskiler, çok eskiler, yani tabii yaşları gelmiş 80 yaşına. Onları gördüm. Onlarla oturup sohbet edince yani o eski anılarım aklıma geldi. Onun için bizler mutlaka eskiyi yaşatmak adına ve yeni bir takım şeyler ortaya koymak adına ben önemsiyorum. Ve şunu söylüyorum. Osman Gazi göç aldığı için, 900 binin üzerinde bir nüfusa sahip olduğu için şu anda Osman Gazi'mizin, düşünüyorum mesela projelerle ilgili, işte tek merkezi var. Nedir o? Cumhuriyet Caddesi. İşte çarşı, Hanlar Bölgesi, heykel. Ve Atatürk Caddesi, heykel. Şimdi herkes buraya geliyor. Sadece Osman Gazililer gelmiyor. Yıldırım'dan geliyor, Kestel'den, Gürsu'dan, Nülüfer'den, her yerden buraya geliyor. İşte dağ bölgesindeki ilçelerimizden, 17 ilçemizde geldiği zaman çarşıda alışverişini yapıyor. Oturuyor işte bir fidananda bir kahvesini içiyor. Kozahan'a iniyor bir çayını içiyor. Kozahan'a iniyor. Niye Kozahan'a iniyor? Çünkü eskiden ben hatırlarım, işte Keles'te, Orhaneli'de biz dut yapraklarından koza yapardık. Getirirdik ve Kozahan'da satardık bunları. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. O anılarını tazeliyor orada büyüklerimiz. İsterseniz tam da bu noktada Osman Gazi'nin tek merkezden yeni merkezler doğurması konusunu bir reklam arası verelim. Verelim. Ve ondan sonra daha detaylı bir şekilde paylaşalım. Tamam. Evet, bir reklam arası. Uludağ OSB'nin sunduğu Ulu Şehrin Vizyonu devam edecek.
Uludağ OSB'nin sunduğu Ulu Şehrin Vizyonu devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, bu akşam Ulu Şehrin Vizyonu programımızın konuğu AK Parti Osman Gazi Belediye Başkanı aday adayı Ali Yılmaz. Ali Yılmaz'la geçmiş siyasi tecrübelerini, bu tecrübeler içerisinde belediye başkanı aday adaylığı dışında neden milletvekili adayı olmadığını, ekip olarak 136 mahallesiyle Bursa'da en fazla mahallesi olan bir ilçe olarak, öte yandan da Türkiye'nin en fazla seçmen sayısına sahip 3. ilçesi olarak Osman Gazi üzerine hayallerini, hedeflerini masaya yatırdık. Tam reklam arasına giderken de böylesine büyük bir ilçenin tek bir merkezinin olmasının gerek trafik, gerek ulaşım, gerek farklı konularda oluşturduğu sorunları masaya yatırıyorduk. Bunu ikinci bölümde daha detaylı masaya yatıralım dedik ve ikinci bölüm başladı. Tam bu noktada ben aslında ecdada atıfta bulunarak sözü size bırakmak istiyorum. Bursa fethedildikten sonra Osmanlı diğer hiçbir şekilde görünmeyen bir şekilde tek merkez olmama adına bunu örneklendirip sözü size bırakmak istiyorum. İşte Murat Hüdavendigâr, Hüdavendigâr Camii'ni ve etrafındaki külliyeleri yaptırdığında yeni bir merkez. Evet. Yıldırım Beyazıt Han ve Orhan Gazi bugünkü heykel dediğimiz alanda Ulu Camii, Orhan Camii yaptırırken aynı mantıkla. Öte yandan da Yıldırım Beyazıt Han gerek Yıldırım Camii, Yıldırım özellikle Darül Şifası hemen üstünde Emir Sultanı ile Bursa'nın merkezlerini hem dağıtan hem de belki de Türk mimari tarihinde 600 yıl önceden çok farklı bir bakış açısı getiren bir imar uygulamasıyla dünyaya örnek olacak bir yapı ortaya koymuşlar. Aynen. Bugün geldiğimizde 6 asır sonra Ali Yılmaz'la Osman Gazi Belediye Başkan aday adayı olarak işte 6 asır önce ecdadın yaptığını, ecdadın eserlerinin kalbinin attığı Osman Gazi'de yeniden yapma hayalini birlikte masaya yatıralım. Evet. Buyurun. Şimdi tabii ona bir tane daha eklemek lazım. Muradiye Külliyesi. Gerçekten orası da çok böyle merkezlerden bir tanesi. Evet. Çok da güzel bir yer. Son olarak restore edildi. Geçenlerde bir ziyaretimiz oldu. Çok da fazla ziyaretçi geliyor zaten. Bu saydığınız her yer gerçekten Osmanlı tarihinde önemli ve yeni yetişen neslimizin de buraların ehemmiyetini anlayacak tarzda mutlaka bizler tarafından anlatılması, belediye tarafından değişik programlar, belki Milli Eğitim Bakanlığı'yla, müdürlüğüyle beraber bir çalışmalar yapılarak bunların öneminin anlatılması gerekiyor. Çünkü gençlerimiz artık biliyorsun eski Osmanlı tarihinden çok böyle çok yeni şeylerle, ufukları çok geniş, bunlara çok geriye dönüp bakmadan sadece kitaplardan bile değil artık elindeki internetten okuyarak vakıf oluyorlar bazı şeyleri ama yerine götürüp, yerinde bu niye yapılmış, niçin yapılmış, amacı ne? Bunları anlattığınız zaman daha kalıcı oluyor. Bu bir. İkincisi, şimdi tabii Osmanlı bundan uzun yıllar önce bu dediğiniz merkezleri oluşturmuş. Ama biz maalesef ne yapmışık? Çok fazlaca eski planlarımız var şu anda. Çok fazlaca merkeze yoğunlaşmışık ve tabii bu 16-17 yılın problemi değil. 30 yılın, 60 yılın belki problemi. İşte göç alan bir ilçemiz gelmiş, elinde bir para var, bir miktar. İşte o zamanki merkezi idare veya o zamanki yerel yönetimler vatandaşımızın gerisinde kalmış. Yani bir plan yapamamış, bir plan üretememiş. Vatandaş ne yapmış? Gelmiş kafasını sokacak, bir yer yapacak. Parasının cebinde ne varsa bir kat yapmış, girmiş. Oğlu var, evlenmiş, ikinci katı yapmış. İkinci çocuğu var, evlenmiş, üçüncü katı yapmış derken şu anki Bursa'nın bazı noktaları özellikle çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu yerler meydana gelmiş. Ama bu dediğim gibi 50 yılın belki de problemi. Bunu çözmek adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. AK Parti olarak biliyorsunuz 17 yıllık iktidarımızda en çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de kentsel dönüşüm. Bunu Osman Gazi'mizde başlattık. En son Soğanlı kentsel dönüşümüyle şu anda mevcut belediyemiz gerçekten güzel bir çalışmaya imza attı. Bunu geliştirerek devam etmek lazım. Daha farklı sosyal projelerin de içerisinde olduğu, sosyal projelerin de çoğunlukta olduğu yapıları eğer biz ortaya çıkartırsak, bu kentsel dönüşüm inşallah ilerleyerek devam edecektir. Bir domino etkisi yapacaktır. İkinci, üçüncü, en son söylediğim konuya gelince, merkezlerimizin sayısını artırmamız lazım. Niçin merkezlerin sayısını artırmamız lazım? İşte bu yoğunluktan, trafik yoğunluğundan ve bu sıkışıklıktan kurtulmak bir. İkincisi, diyelim ki Osman Gazi'nin daha başka bir yerini düşünün. Demirtaş'ı düşünün, Emeği düşünün, Bağlarbaşı'nı, Hamitler'i düşünün. Çünkü bakın Bağlarbaşı'ndaki nüfus sayımız 10 ve 55 bine yaklaştı. Neredeyse birçok... Seçmen sayısı neredeyse 30 bin. Yani 30 bin. Yani ikisini toplasan bir il yapacak. Yani Bağlarbaşı, Hamitler'i toplasanız evet. Bir il yapacak. 100-120 bin falan nüfusu var. Şimdi
Biz buralara da cazibe merkezleri oluşturarak, yani merkezdeki yoğunluğu oraya alarak birincisi işte hedefimiz bu. İkinci sebebimiz ne bunu yapmaktı ki? Bir defa oradaki insanların sosyal yaşam kalitelerini yükseltmek istiyoruz. Bazı insanlar var, merkeze gelemeyebilir. Bu yoğun kültürel etkinliklerin veya yoğun çalışmaların olduğu yere gelip bunlardan faydalanamıyor olan insanlarımız olabilir. Bizim o hizmetleri onların ayağına götürmemiz lazım. İki, bundan dolayı. Üç, biz bir defa insanlara şunu sunmak zorundayız. Orada yaşıyorlarsa, o merkezde yaşıyorlarsa, Osman Gazi'de yaşayan her bir bireyin ihtiyacı olan ne varsa, biz bunu burada sağlıyorsak, diğer yerde de onu sağlamak öncelikle belediyenin görevi. Ha, belediye kendi başına yapamıyorsa bazı şeyleri mutlaka dediğim gibi valilik kanalıyla veya büyükşehirle beraber bunu yapacaklar. Biz bunu arttırırsak bir defa vatandaşlarımız ta emekten kalkıp merkeze gelmeden işlerini belki orada halledebilecek konuma gelecekler. Bir, sadece alışveriş merkezi yapmak da bu olmuyor. Bir bulvar şeklinde. İşte biliyorsunuz bazı ilçelerimizde işte bir tane bulvar var. İkincisini yapıyor mesela. Arttırıyor işte kültürel faaliyet. İşte kafeteryaları var, alışveriş merkezleri var. Aklınıza ne geliyorsa var. Belki biz buna daha da bir şeyler katarak nedir mesela? İşte gençlik merkezleri diyoruz mesela. Çok önemsiyorum ben bunu. İşte gençlik merkezlerinin içerisinde neler olacak? Bir defa kütüphanesi olacak, sineması olacak, tiyatrosu olacak. Bunlar olmadan olmaz. Çünkü insanlar ihtiyaçlarına girdiği zaman bir yerden halledip çıkabilmeli artık. Bunun için tek bir merkeze gelmemeli. Birçok merkezi olmalı bunun. İşte biraz önce bahsettiniz mesela işte DOSAP gibi çok büyük bir sanayi şeyi var, merkezi var. İşte organize sanayi bölge müdürlüğü var. Bununla da beraber bir takım çalışmalar yaparak, organize ile de beraber bir takım çalışmalar yaparak, sanayi şehir ilişkisini iyi kurarak, yani belki bundan çıkabilecek birçok projemiz de var. Onu yeri geldiğinde daha ileriki belki programlarda bahsedeceğiz. Aday olduğumuzda da belki projelerimizi bahsederken bahsedeceğiz. İşte mesela bunlardan bir tanesi şu anda belediyemiz tarafından yapılıyor. İş ihtiyacı olanlar sanayiyle işbirliği yapılarak iş konusunda yardımcı olunmaya çalışılıyor. Bundan daha fazla mesela bizim bir projemiz var. Ben üniversitede 5 yıl hocalık yaptım. Uludağ Üniversitesi'nde. Öğretim görevlisi dışarıdan. Orada en büyük sıkıntımız şuydu bizim. Stajyeri. Ya belediye burada aracı olabilir, köprü olabilir. Staj yapacak öğrenciler gelir müracaat ederler. Staj yaptıracak olan firmalar zaten burada belli. Onlar da ilişkilendirilir sadece. Öyle bir birim kurarsınız. Bir branşına göre, birimine göre, bunun talebine göre, bunun isteğine göre karşılıklı bu işleri çözer ve belediye buradan memnuniyet elde eder. Vatandaş bundan memnun olur. Çünkü beni bile şu anda hiçbir yerde siyaset görevimiz olmadığı halde arıyor. Hocam ya işte üniversiteden tanıdığı için. Hocam işte bir staj işimiz vardı. Bunu halleder misin? İşte başkanım ya bir staj işi var. Şurayı arar mısınız? Diyen onlarca insan var. Belediye burada bile insanların önünü açacak çok güzel projeler üretebilir. Şimdi artık programın sonuna doğru yaklaşıyoruz herhalde. Ben son olarak da şunları söylemek isterim. Sorunuz varsa cevaplarız tabii daha. Nasıl bir yönetim anlayışıyla Osman Gazi'yi idare edeceğiz? Bu çok önemli. Bir defa ben bütün toplantılarımda, bütün konuşmalarımda ve aday adayı olmaya karar verdiğim günden itibaren bugüne kadar hep söylediğim şey var. Ki bunu ilçe başkanlığım dönemimde de çok yaptım. Makamdan değil, halkın içinden inşallah yöneteceğiz. Bu çok önemli bir şey. Benim için çok önemli. Bu bir. İkincisi, halk meclisleri kuracağız. Ama halkı belediyeye çağırmayacağız. Biz halkın ayağına gideceğiz. Yani nedir bu? İşte büyük mahallelerde belki sadece o mahalleye özgü olacak. Ama diyelim ki nüfusu işte 5 bin ila 10 bin olan mahalleleri 3-5 tane mahalleyi bir araya getireceğiz. Büyük bir salonda oranın en büyük salonu hangisi ise o kiralanacak. Belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, arkasında birim müdürleri olacak. Karşımızda halkımız olacak. Onlar taleplerini bize iletecek. Biz not edeceğiz. Bir dahaki toplantıya kadar onların talepleri işleme alınacak, yapılanlarla ilgili notlarımız alınacak, yapılamayanlarla ilgili de niye yapamadıklarımızın notunu alacağız ve bunları vatandaşımıza yine aynı ortamda, yine aynı kişilerin olduğu ortamda anlatacağız. Bu yerinden yönetim. Yani biz halkla beraber belediyemizi idare edeceğiz. Ha, bunun zorlukları var mıdır? Vardır tabii ki. İnsanlar işte diyorlar ya projelerinize nasıl sunacaksınız? Diyelim ki bir salona topladınız. Orada 55 bin kişi o salona gelemez ki. Elbette gelemez. Ama mutlaka o 55 bin kişiyi temsilen birileri orada olur.
100 kişi olur, 200 kişi olur, 300 kişi olur, birileri olur. Diyelim ki 300 kişi oldu. Kalan insanlara bunları nasıl ileteceğiz? Onlarla ilgili iletişim kanallarını kullanacağız. Mesaj yoluyla, mail yoluyla varsa bunları mutlaka kendilerine bu projelerin ulaşmasını sağlayacağız. Neden? İnsanlar şöyle bir şey demesin. Ya bana mı sorduğunuzda yaptınız bu projeyi? Ben böyle istememiştim ki. Ha şu da var tabii ki. Ortak akılla yöneteceğiz bunları. Herkesin dediği belki olmayabilir ama mutlaka ortak müşterekle buluştuğumuz bir proje ortaya çıktığında bunun uygulamasına inşallah geçeceğiz. Üçüncü olarak da şunu çok önemsiyorum. Hani dedim ya halkla bunu yapacağız. Halka rağmen bir şey yapmayacağız ve halkın içinden belediyeyi yöneteceğiz diye. Şimdi peki halk bize nasıl ulaşacak? Bu iletişimi nasıl kuracağız? Geçen muhtarlarla bir toplantımız vardı. Tam da o noktada onu soracaktım aslında. Evet. Son sorum da bu olsun. Evet. 136 mahallesiyle mahalle sayısı, dolayısıyla doğrudan demokratik seçimle seçilen 136 muhtarı olan evet. bir ilçe. Evet. Ve burada siz pek çok aday adayından farklı olarak öncelikle demokrasinin uç beyleri olarak da temsil edilen muhtarlarla buluştunuz. İsterseniz oradan başlayıp bitirip programı toparlayalım. Evet. Şimdi muhtarlarla geçen akşam bir araya geldik ve muhtarlarımıza şunu söyledik. Gerçekten yoğun bir katılım oldu, onu da söyleyeyim. 12 muhtarımız sadece katılamadı. Onların 7 tanesi şehir dışındaydı. 2 tanesinin düğünü vardı, 3 tanesi rahatsızdı, katılamadı. Ben tek tek hepsini aradım ve gelemeyen arkadaşlarımızın niye gelemediklerini öğrendikten sonra geçmiş olsun dileklerimizi, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ve orada muhtarlarımıza da söz verdik. Çok da güzel oldu. Dediler ki bizim iletişimi nasıl kuracaksınız? Dedim ki çok basit. Her muhtarlığımızda bir bilgisayar var. Bu bilgisayarımıza bir yazılım yapacağız. Ve ilgili belediyede ilgili kurumla ilişkilendireceğiz bunu. Muhtarımız hiçbir zaman ben randevu alamadım demeyecek. Ben ulaşamadım demeyecek. Mutlaka telefon bilgisayarına girecek. Bir tek tuşla problemini ileteceği bir yer olacak. Ve o problem önümüze düştüğü andan itibaren o probleme cevap da hemen anında dönülecek. Süre verilecek, bir gün, iki gün, neyse o süre içerisinde geri dönülmüş olacak. Ve muhtarlarımız bir defa ben belediye başkanına ulaşamadım, ben yardımcısına ulaşamadım diye bir problem ortadan kalkmış olacak. Problem iletmekle ilgili. Bu muhtarlarımızın çok hoşuna gitti. Tabii muhtarlarla ilgili de aylık toplantılarımız olacağını söyledik. Onların talepleri oldu, o taleplere karşılık cevaplarımız oldu. Peki vatandaşla diyalogumuz nasıl olacak? Vatandaşla ilgili talepler, bakın. Bu da bir projelerimizden bir tanesi. Bunu da açıklayayım inşallah. Programı da böylelikle sonuna gelmiş olalım. Şimdi biz artık en gencimizden, en küçüğümüzden, en büyüğümüze kadar, en yaşlımıza kadar Android telefonlar artık çoğaldı biliyorsunuz. Çok basit bir program aracılığıyla. Bu da uygulanmıştır bakın. Uygulanmamış bir şey de söylemiyorum. Buna benzer bir program uygulandı. Ben de biliyorum hangi belediyede uygulandığını da. Hatta o projenin içerisinde de oldum biraz gittim. Fikirlerimizi beyan etmiştik o zaman. Şimdi evden çıktınız. Sabah işe gidiyorsunuz. Sokağa çıktığınız andan itibaren gördüğünüz herhangi bir problem. Asfalt problemi olabilir. Kaldırım problemi olabilir. Elektrik direği yamulmuş olabilir kardan, yağmurdan, rüzgardan. Kopmuş olabilir. Lambası yanmıyor olabilir. Lambası yanmıyor olabilir. Yerde bir kedi çarpmıştır bir tanesi. Can çekişiyor veya canı yanmış olabilir. İşte bir köpek olabilir, herhangi bir şey fark etmiyor. Bizi ilgilendirsin, ilgilendirmesin. Vatandaş onu çekecek ve direkt bir link yapacağız, belediyemize gönderecek. Ve belediyenin ilgili departmanına düşecek bu. Ama biz o problemi ilgili departmandaki arkadaşımızın çözme süresini ona bırakmayacağız. O programda tayin edeceğiz. Her problemin kendine ait özgü, çok özel problemler hariç, onu geçiyorum. Ama gündelik problemlerde diyelim 2 günde bitirilmesi gerekiyor. Bir asfalt geldi diyelim. Asfalt problemi plan yapılır, program yapılır. Diyelim ki 3 günde bitecek, 5 günde bitecek. O gün içerisinde bitirilip tekrar bitiren arkadaş bunu çekecek. Ve aynı hatta mesaj yoluyla geri dönecek. Diyecek ki evet çözüm ortaklığınız için teşekkür ederiz. Probleminiz giderilmiştir. Evet. Ali Yılmaz sizinle sohbet çok güzeldi. Evet. Ama yayın akışının süresi var. Dolu dolu. Kesinlikle. Çok hızlı bir şekilde toparladık. Evet, ben özellikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, Uluşehir'in vizyonu programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla birlikte karşınızda olmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar.
Uludağ OSB, Uluşehir'in vizyonunu sundu.